Şimdi tabii Trabzonspor tepesini de değerlendireceğiz. Trabzonspor'da e, senin de ifade ettiğin gibi Mehmet abi sabah saatlerinde canini bilgisi düştükten sonra kim oynayacak orada e, meselesi ortaya çıktı ve ile başladı Abdullah Hoca. Belki de karşılaşmanın hikayesi Trabzonspor için e, buradan da okunabilir. E, başlangıç itibariyle e, belki de ummadığı bir gol buldu Trabzonspor. Ve bu golden sonra da işlerin daha iyiye gidebileceği düşünülürken ancak bu şekilde gerçekleşmedi. Trabzonspor'la ilgili e, gündemi senden dinleyelim Erdal Hoca. Kulakları çınlasın Aykut Hocam. Erken attığımız gol neydi? Neyi bozdu? Başımıza böyle aldı. Düzenlerimizi şey, bozdu. Yani, Planlarımızı evet. bozdu. Biraz, biraz öyle gibi oldu. Yok öyle gibi olmadı. Şöyle. E, Trabzonspor açısından bakacak olursak. Bu sene fena olmayan bir Fenerbahçe maçı. Fena olmayan bir Beşiktaş deplasmanı. Fena olmayan en azından 60 dakika iyi olan bir Başakşehir maçı. Ee, iyi olan bir Monaco maçı, ee, bir de şey vardı. İçeride Kızıl Yıldız maçı. İyi maçları Trabzonspor'un. Dolayısıyla Beşiktaş şey Galatasaray açısından bakacak olursak çok çok iyi. Yani diğer maçlarla orantıladığında çok çok iyi bir Başakşehir maçı, çok iyi bir Beşiktaş maçı, yine çok çok iyi bir Fenerbahçe maçı. Yani böyle maçları iyi, iyi oynayacağını düşündüğümüz iki takımın maçında eee iyiliği çok daha belirginmiş. Galatasaray hepsinden çok daha iyiymiş. Bu akşam bir kere daha anladık. Çok daha hazırmış. Canin'in olsaydı farklı mı olurdu bilmiyoruz. Ha, üstlük olarak yanlış yani yöntem olarak yanlış. Yoksa e, ben şey asla karşı değilim yani. Şampiyonluk yarışından koptuğuna takımda sadeleşmeye git. Daha ne zaman söylemiştik bunu? Hemen sadeleşmeye git. Yani o, o yarıştan koptuğuna ne kadar sadeleşirsen o kadar iyi. Önümüzdeki sene olacağını düşünmediğin kim varsa ne ku kurtarırsan ne bu, bu, burada bir sorun yok ama maç günü maç sabahı takım kampından normalde ilk 11 olur bugün olmaz yani. Yarın git diyemediniz batıma yani. Ya o, o kadar mı şey vahim? E, o sıkıntılıydı. Allah Hocanın taraf istemeyebilir. Böyle oluyor ya sakatlık riski genelde hani transfer eden takımlar tamam, da müsaade ya. etmiyorlar evet, oynamalarına. Ama... Yine de sevimsiz. Öyle ama böyle savings. bir şey var. Gören yani hocanın açıklaması yani. da mevcut Yok. bununla ilgili. Bak ben kalmasını savings. istedim dedi. Ama gerçekleşmedi bu istek. Bir de o bölge zaten sorunlu bölge. İlk 11'i görünce ben yanlış buldum ilk 11'i. Ama devre arası yapılan değişikliği çok doğru buldum. Hatta benim ilk 11 düşüncemdi. Ama yanıldım. Tam tersi. ilk yarı da Trabzonspor daha iyiydi. İkinci yarı çok daha kötüydü. Yani ilk yarı <laughs> beğenmediğimiz Lahtimi'nin bile savunma arkası koşulları Evet, çok acemi duruyor ama yine de Trabzonspor rahatsız etti. İkinci yarı tek nerede rahatsız etti? Son 10 dakika. O da Muslera e sakatlandıktan sonra Galatasaraylı oyuncu muhtemelen psikolojik olarak kırıldı. Ondan dolayı e, kenarlardan her iki kan kanattan hiç istifade edemedi. Abdülkadir oraya geçince olmadı. Tamamen olmadı. E, yani, sezon başındaki problemleri Trabzonspor'un devam ediyor. Bu inişler çıkışlar yaşanacak. Çok radikal düzelme bu saatten sonra beklemek doğru olur mu? Bence olmaz. Çok radikal biçimde düzelmez. Ama ne kazanılabilir? Mesela ben Gıbamin'den çok ümitliydim. Yani Siyopis Gıbamin orta sahasından görmek beni hani bir şey kurduruyordu. Ama teorik olarak düşündüğümüz doğrular bazen sahaya öyle yansımıyor. Mesela kendi adıma bu akşamki çıkarım çok mesela maça bile öyle başlardım ben. Abdüşü Sahiç gibi kullanıp CEO Gıbamini 2-6, 4-2-3-1 gibi düşünürdüm. Bunun da iyi olacağını düşünüyordum. Hatta ilk 11'i görünce çok olumsuz düşündüm. Ama fiiliyatta ilk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark bunu gösterdi. Demek ki teoriyle pratik her zaman aynı olmuyor. Biz de yanılabiliyoruz. Yanıldığımı kabul ediyorum. Büyük yanılgı oldu benim için. Öyle olunca mesela Gıbamin'le ilgili de hani böyleyse ya atıyorum yani sezonun geri kalanı dönsün takımına yani. Başka oyuncular da varsa mümkünse. Geçen sene Fenerbahçe'nin yaptığını yapmalı Trabzonspor. Mümkün mertebe sadeleşme. İsmail Hoca ile yaptığını hemen o yola girmeli. Ama orada sanırım hoca şöyle düşünüyor bir yandan da. Bir konferans var. Bir de Türkiye Kupası var. Zaten maç sonunda bunları evet. ifade etti. Yani oradan da hani mevcut oyunculardan istifade ederek zaten kadro iyice daralacak. Ne, ne kadar gidebilir? Böyle düşünüyor muhtemelen hoca. Ya yani Kalan haftalar hem Trabzonspor için <laughs> Beşiktaş için içinde geçerli. Zor olacak. Bundan sonra bundan ligin kalan bölümü her iki takım için de zor olacak. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Ve sonrasını planlamak lazım. Ne oldu tartışmasını yani herkes çok seviyor bunu. Türkiye Türk futbolunda herkes ne oldu tartışmasını çok seviyor. Ben mümkün mertebe ne olacak konuşmayı seven biriyim. Yani mümkün olduğu kadar bundan sonra ne olacak evet bu, bu konuda yönetimin bir karar vermesi gerekiyordu. Verdi belli ki hocayla devam edecekler anladığım kadarıyla. Yani başka bir şeyler yoksa. Ha o beyan, devam etme beyanı da çok zayıf bir beyandı. Yani onu da tekrar söyleyeyim. Yani. her maçtan sonra insanlar bekliyor ne olacak diye. Öyle olmaz o iş. Daha güçlü bir şekilde söyleyeyim. Önüne bakması lazım. Şey da olabilir yani. Hoca değişikliği de yönetim böyle bir karar alabilir. Ben doğru bulmam ama yönetimin kararıdır. Bu yönetmek böyle bir şeydir. Rüzgarı beklemezsin yönetirken. Bizde işler iyi gidince rüzgarı ben yaptım. işler kötü gidince ha kimse yok ortada. kimse yok ortada. Hiç kimse yok. İşler kötü gidince ortada kimse yok. Öyle bir durum oluyor. dediğim gibi bundan sonrası için Trabzonspor ne kazanabilirim? Yangından ne kurtarabilirim? Böyle bakmalı. UEFA Trabzonspor'un Basel maçı için kararını verdi. UEFA 16 Şubat'ta Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Trabzonspor-Basel maçına ilişkin kararını verdi. Deprem felaketinin yaşandığı bölgeye yönelik yardımlarını sürdüren Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde oynaması planlanan Basel maçının akıbeti de belli oldu. Konteynerlar yola çıktı. Trabzonlu Cemal Kalyoncu'nun sahibi olduğu Kalyon İnşaat, 1500 yataklı ve dizaynları yapılmış konteynerları Trabzon'dan deprem bölgesine gönderdi tırlara yüklenen konteynerların, kısa zamanda acil ihtiyaç duyulan şehirlere ulaşacağı belirtildi. Öte yandan şehirdeki Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi yardımlarla dolup taşarken, acil ihtiyaç malzemeleri düzenli olarak deprem bölgesine yollanıyor. Takım otobüsü de bölgeye gönderildi. Deprem sonrası ilk olarak TS Club depolarındaki tüm kışlık ürünleri, bere, atkı, mont, battaniye, eldiven, tırlarla bölgeye gönderen Trabzon Spor Kulübü, dün bir tır ihtiyaç malzemesinin yanı sıra takım otobüsünü de bölgeye yolladı. 20 dereceye kadar dayanıklı uyku tulumunun yanı sıra su ve gıda maddelerinin yüklendi bir tır ve otobüs, Malatya'da bulunan AFAD Koordinasyon Merkezi'ne ulaştı. Takım otobüsü, valilik koordinasyonuyla bölgede tahliyelerin yapılması amacıyla kullanılacak. Trabzonspor yönetimi toplamda 50 çocuk için altyapı tesislerinin hazırlandığını ve depremzede çocukların tüm ihtiyaçlarının burada karşılanacağını açıklamıştı. 10 gün boyunca 500 bin ekmek. Trabzon Fırıncılar Odası deprem bölgesinde yaşanan ekmek sıkıntısı nedeniyle harekete geçmişti. 10 gün boyunca afetzedelere toplamda 500 bin ekmek gönderilecek. Trabzon'daki ekmek fırınları gece gündüz çalışırken her gün tırlarla ortalama 50 bin ekmek yollanıyor. Sadece fırınlar değil, meslek liseleri de sürekli ekmek üretimi yapıyor. Yabancılardan destek çağrısı. Uğurcan Çakır başta olmak üzere Trabzonspor'un yerli yıldızları bağış kampanyalarına destek verirken, yabancı oyuncular da devrede. Visça, Siopis, Vitter Hugo, Dansville, Trezeget gibi isimler, sosyal medya hesapları üzerinden kendi vatandaşlarına çağrıda bulunuyor ve Türkiye'deki kampanyalara destek verilmesini istiyor. UEFA, Basel maçı kararını verdi. Trabzonspor'un, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası konferans ligindeki Basel maçını oynayıp oynamayacağı ise net değildi. Konuyla ilgili Başkan Ahmet Ağoğlu'ndan açıklama geldi. Ağoğlu, UEFA ile yapılan görüşmelerde, Trabzon'da bir problem yaşanmadığı ve depremden direkt olarak etkilenen illerden biri olmadığı için Basel karşılaşmasını oynayacağımız söylendi, dedi. Bordo Mavililer, 16 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te Baseli Akyazı stadında konuk edecek. Tüm gelirler afetzedelere. Deprem felaketi sonrası yardım için seferber olan ve ihtiyaç malzemelerini şehirde belirlenen noktalara götüren Trabzonlu futbol severlerin, bu karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi, maçtan elde edilecek tüm gelirlerin de afetzedelere gönderilmesi planlanıyor. Takım bugün toplanıyor. Bordo Mavililer, bugün Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplanacak. Trabzonspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 16 Şubat'taki Basel maçının hazırlıklarına start verecek. Antrenman öncesi deprem felaketi nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın ve futbolcuların tekrar destek çağrısında bulunmaları bekleniyor. Hem Abdullah Avcı'nın hem de oyuncuların, bağış kampanyalarına yüklü miktarda katkı sağladıkları öğrenildi. Trabzonspor'da Canini ile yollar ayrıldı. İşte yeni takımı. Trabzonspor'da Canini ile yolların ayrıldığı açıklandı. Bordo Mavililer, 31 yaşındaki oyuncunun, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Transferin mali detayları kapağa bildirildi. İşte detaylar. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Profesyonel futbolcumuz George Janini Tavar Semedo'nun, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Şarja FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kapa bildirildi. Trabzonspor transferin mali detaylarını kapağa bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcumuz George Janini Tavars Semedo'nun, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar 1 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonlu olarak Şarja FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Denildi. Trabzonsporlu Yıldız isimden depremzedelere büyük yardım. Kahramanmaraş merkezli 7.77.6 şiddetinde meydana gelen depremler çok acı kayıplara neden oldu. Depremzedelere dünyanın dört bir yanından gelen yardımlara Trabzonspor'da eşlik etmeye devam ediyor. Trabzonspor'un Yunan Yıldız'ı da yardım kampanyalarına katıldı. Trabzonspor'un Yıldız ismi Anastasios Bakasetas depremzedeler için AFAD'a 300 bin TL bağış yaptı. 20.000 bin TL'ye formayı satın aldı aldığı formaları tekrar açık arttırmaya çıkararak elde edilen geliri de depremzedeler için AFAD'a bağışlayacağını söyledi. Bakasetas'tan aldığı formayı satışa çıkardı. Taraftarlar da yardım için seferber oldu. Bakasetas, bir Yunan yapımı, ifadeleriyle sosyal medyada gündem olan Erdal Şahin, futbolcudan aldığı imzalı formayı satışa sundu. Erdal Şahin, ben de yardım yapmak istiyorum depremzedelere ama imkanım yok. Elimde Bakasetas'ın bana vermiş olduğu imzalı forma var, bunu açık arttırma ile sizlere sunuyorum. Gelirini bütün depremize de kardeşlerimize yardım için kullanacağız, dedi. Eski Trabzonsporlu Volkan'a kurşun. Trabzonspor'un eski futbolcusu Volkan Kahraman, Viyana'da bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında öldürüldü. Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre eski futbolcu kafeteryada bir kişiyle hararetli bir tartışmaya girdi. Aynı şahsın sokakta silahını çekip kahramanı başından vurduğu bildirildi. Kahraman 2000 yılında Exerger takımından Trabzonspor'a transfer oldu. Buradan Erzurumspor'a kiralandı. Trabzonspor acı haberi duyurdu. Yardım götürürken kalp krizi geçirdi. Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası bölgeye yardım malzemeleri götüren Nihat Çakıroğlu'nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından, deprem sonrası bölgeye yardım götüren şoför Nihat Çakıroğlu'nun kalp krizi geçirerek vefat ettiğini duyurdu. Bordo Mavili Kulüpten yapılan açıklama şöyle, yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için yola çıkan hemşehrimiz Nihat Çakıroğlu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.